Prodeser kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pinnacle Studio Ultimate 20 versiyonuyla videolarımızdaki ses ayarlarını nasıl yapıyoruz onu beraberce göreceğiz. Yine bu anlatımı yaparken görmüş olduğum diğer konulara da sizlerin faydasının olacağını düşündüğüm konulara da yeri geldikçe değinmeye çalışacağım. Arkadaşlar programı açtıktan sonra ister şuradan Quick Import seçeneğiyle isterseniz File kısmından Import seçeneğiyle buraya medyamızı çağırıyoruz. Ben Quick Import diyorum. Hızlı bir şekilde buradan videomuzu alıyoruz. Bu şekilde videolar kısmına geldi. Bunu ben faremin sol tuşuyla şöyle tutup sürükleyip buraya bırakıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane çizgi var. Bunlar bizim ses çizgisi. Sesle ilgili ayar yapabileceğimiz çizgiler. Yine burada şu kısımda mikserimiz var arkadaşlar. Bu ses mikseri. Buna tıkladığımız zaman burada bir pencere açılıyor. Bu pencerede neler yapabiliyoruz? İşte biz bu sesimize keyframe'ler ekleyerek istediğimiz noktada yükseltip alçaltmayı yapıyoruz. Yine şu kısımda gördüğünüz gibi küçük bir kutucuk var. İçerisinde yine küçük bir daire var. Onunla da sesi biz hoparlörün hangi kısmından duymak istiyorsak o şekilde ayarlayabiliyoruz. Şimdi key verme işlemini nasıl yapıyoruz ona bakalım önce. Şu bizim yeşil olan kısım ses bandı arkadaşlar. Dolayısıyla şurada dikkat ederseniz diğerlerinde bu yeşil kısım yok. Burada var. Biz buradan şöyle faremizin sol tuşuyla tıklayıp geçiyoruz. Pardon açıldı. Çift tıklayınca birden. Yine şöyle tıklıyorum. Bu şekilde istediğimiz noktaya biz bunu faremizin sol tuşuyla çift tıklayarak yapabiliyoruz. Yine bu çizgi üzerindeyken sağ tıklayarak Add Keyframe diyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi bu şekilde de yapabiliyoruz. Yine biz buradayken sağ tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada Delete Keyframe ve Delete All Keyframe. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi ben buradan istersen bir tanesini silebiliyorum. Örneğin şunu seçiyorum. Şöyle sağ tıklıyorum. Delete Keyframe dediğim zaman oradaki key'i ben siliyorum. Ama ben burada örneğin şurada sağ tıklıyorum. Delete All Keyframe dersem buradaki key'lerin tamamını siliyorum. Şimdi ben burada yeniden key'ler ekliyorum. Şöyle birkaç tane ekleyelim. Görülmesi açısından. Tabi burada şu da var arkadaşlar. Ben Camtasia Studio ile ekran yakalama işlemini yapıyorum. Benim burada yaptığım değişiklikleri çıktı aldığım videoda duyulmuyor arkadaşlar. Değişiklik duyulmuyor ama ben buradan duyuyorum. Sizler tabi bunu yaptığınız zaman kendiniz o değişikliği göreceksiniz. Benim burada duyulmuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim kursörümüz nerede? Şöyle başarıyorum ben. Bizim burada key'imiz var. Burada var. Buralarda birkaç tane key'imiz var. Şimdi örneğin ben birinci key şu benim ses çizelgem demiştim. Şöyle aşağıya doğru alıyorum. İlerliyorum. İşte burayı aşağıya doğru alıyorum. Yine böyle alıyorum. Bu şekilde yani sesi nerede alçaltıp nerede yükseltmek istiyorsam bu şekilde yapabiliyorum. Yine ben bunu buradan yapabildiğim gibi key'in üzerine gelip şöyle faremin de sol tuşuyla tıklayıp istediğim noktayı yine bu şekilde götürebiliyorum. Yani hangi noktada tabii bu çok keskin bir bitiş olacağı için çok olmaz. Ben örnek amaçla gösterdim. Yine burada istediğimiz şekilde sesimizin, müziğimizin nerede yüksek, nerede alçak olması gerektiğine bu şekilde karar veriyoruz. Yine biz bu keylerimizi arkadaşlar diyelim ki çalışmada çok net göremiyoruz. O zaman şurada gördüğünüz Turn on Keyframing kısmına tıkladığımız zaman şu şekilde bizim ekranımızı getiriyor. Yine ben buradan şurada gördüğünüz gibi bu belirgin bir çizgi. Aynı çizgi bizim arka tarafta yine müziğimizde de var. Şöyle istediğimiz ayarları biz buradan yaparak bu şekilde keyframe'leri ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu şuradan kapatabiliriz veya tekrardan buraya tıklayarak bunun kapanmasını sağlayabiliriz. Yine burada bunu seçtikten sonra şurada dikkat ediyorsanız altında küçük bir ok işareti var. Yine ben ona tıklayarak Reset Keyframe'e yani resetleyebiliyorum. Previous Keyframe, Next Keyframe yani bir geri key'e ve bir ileri key'e gidebiliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yine göstereyim. Next diyorum. İleriye tek tek gidebiliyorum. Yine şu kısımda arkadaşlar 5.1 Saron Stereo Panner diyor. Biz buna tıkladığımız zaman arkadaşlar biz burada şurada gördüğünüz mavi çizgiyi istediğimiz noktada hangi hoparlörden bir ses gelmesini istiyorsak buradan da onu ayarlayabiliyoruz. Tabi burada şu da önemli, ses kaydı yaptığımız yani çoklu kanaldan ses kaydı yapan cihazlarla biz bu işlemi yaptıysak burada daha güzel netice alabileceğiz. Ama tabi biz burada yine sesin sol hoparlör, sağ hoparlör gibi istediğimiz hoparlörü de verebiliriz. Yine bunu efektler kısmında stereo efekt olarak ekleyip o şekilde de dinleyebilirsiniz. Onu ben yapacağım. Tabi sizler duyamıyorsunuz diye söylemiştim. Yine burada
Center Channel Off diyor. Merkez kanal kapat. 5.1'i ben seçtiğim zaman dikkat ediyorsanız şurada gördüğünüz hoparlör aktif oldu. Hemen diğerini seçiyorum. Bakın şu anda pasif. Tekrardan ben bunu seçiyorum örneğin. Burada kürsürümüzü şöyle biraz başa alıyorum. Burayı kapatalım önce. Kürsürümüzü şöyle başa doğru alıyorum arkadaşlar. Örneğin ben burada şöyle aşağıya doğru bunu getirdim. Şöyle şuradan bir key attım. Pardon, tekrardan yine temas etmeden çift tıkladık. Orası açıldı. Şöyle sağ tıklıyorum. Olmadı yine. Yine olmadı arkadaşlar. Neyse diğer türlü yapalım. Şimdi ben bunu buraya getirdim. Şöyle biraz ilerledim. Bunu kaydırdım. Bakın dikkat ediyorsanız oraya bir nokta attı. Böyle kaydırdım. Yine biraz ilerledim. Kürsürümü ilerlettim. Bakın şu anda ben aşağıdaki bir kürsürle oynadığım zaman yukarıdaki o dairelerin de küçük dairelerin oynadığını zaten görüyorsunuz. Ses ayarını da görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu örneğin ben sol üst köşeye atıyorum. Dikkat çeksin. Evet bu şekilde yaptım. Biraz ilerledim. Şöyle atalım. Bu şekilde arkadaşlar sesi biz hangi noktadan duymak istiyorsak bu şekilde de bu ayarlamaları yapabiliyoruz. Yine şu altta gördüğünüz bu küçük sembollerle de burada keylerin tane tane silebiliyoruz. Delete keyframe diyor. Q harfiyle biz bu işlemi yapıyormuşuz. Yine burada da delete all keyframes on this clip diyor. Burada da bütün klipteki bununla ilgili bakın şu anda ben temizledim. Tıkladıktan sonra temizlendi. Buradaki tüm klipteki keyleri bu şekilde silebiliyormuşuz. Tabi bu anlatımları yaparken arkadaşlar ben olabildiğince özen gösteriyorum. Ama tabi unuttuklarımız olabilir. Ya bir şekilde yanlış söylediklerimiz olabilir. Sizlerin bana o konuda yardımcı olmasını istiyorum. Hani tekrardan dönüş yapalım en azından. Eğer ki bir eksiklik varsa onu da tamamlayalım. Yine tabi burada bizim değişik ses kanallarımız var arkadaşlar. Tracklarımız var timeline'ımızda. Burada tabi şu var. Biz şu kısımda da bunların tamamının olduğu bir bölüm var. Yani buradaki sesi organize eden kısım burası arkadaşlar. Örneğin biz şurada üst üste 3 tane ses eklediğimiz zaman toplamda organizesini burası yapıyor. Burada şuna dikkat ediyoruz. Burada arkadaşlar sesi çok fazla açmamaya dikkat ediyoruz. Ses patlaması yaşanabiliyor. O yüzden olabildiği kadar uygun volümde bırakmaya gayret ediyoruz. Yine bizim burada arkadaşlar daha önce söylemiştim. Şu turuncu renkli olanlar şu anda aktif olanlar diye söylemiştim. Yine hatırlatmakta fayda var. Şu anda ben burayı pasif yapıyorum. Şurada gördüğümüz nota simgesine Create Song Ctrl 7 tuşuyla klavyemizin sol altında bulunan CTRL yazılı olan tuş arkadaşlar. Müzik oluştur diyor arkadaşlar. Add New Scroll Filter Song diyor. Filtrelerle müzik oluşturabiliyoruz. Biz buna şöyle tıkladığımız zaman yeni bir sayfa açılıyor. Burada eMovie AXP diyor arkadaşlar. Burada tabi değişik müzik kategorileri, müzikler, versiyonları var. Biz buradan istediğimiz örneğin film müziğini seçip buradan filmlerle ilgili şurada müzikler çıkıyor. Buradan herhangi birine tıkladıktan sonra buradan da örneğin buna tıklıyorum. Daha sonra ben preview dediğim zaman oynatma gerçekleşiyor. Ben şu anda sesi duyuyorum. Siz belki de duymuyorsunuz. Burada farklı kaydedebiliyoruz bunu. Veya add to movie. Yani biz bunu filmimize ekleyebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bizim herhangi yaptığımız bir filmde, bir çalışmada arka plan sesi olarak da bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine Get More kısmında daha fazlasına da buradan ulaşabiliyoruz. Benim internet olmadığı için şu anda burası aktif değil arkadaşlar. Yine şu kısımda Duration kısmı arkadaşlar. Bu müziğin toplam süresini 4 dakika, 4 saniye, 13 salise gibi bir süresi varmış. Şöyle tıklıyoruz, bakıyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Yine bizim için önemli olabilecek bir simge var. Şurada gördüğünüz gibi voiceover arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bunu şöyle tıkladığımız zaman burada bir pencere açılıyor. Bu pencere arkadaşlar zaten ben konuştuğum zaman dikkat ediyorsunuz şu anda sesleri kaydediyor. Bu da bizim videomuza veya herhangi bir şiir okuması da olabilir. O gibi çalışmalarda burada ses kaydımızı yapıyoruz. Buradan reş tuşuna bastığımız zaman yine biz buradan isim verebiliyoruz. Örneğin ben burada şöyle pro dersler diyeyim. Deneme diyelim. Nereye kaydediyor? Şurada gördüğünüz gibi C'nin içinde Özbek müzik diyor arkadaşlar. Bunu da biz istersek yine masaüstü diyelim. Şöyle kolay erişmek için. Tamam diyelim. Masaüstüne bunu kaydedecek. Şöyle ben reş tuşuna bastığım zaman şu anda geriye sayma başladı bir müzik sesi var arkadaşlar. Şu anda kayıt başladı. Gördüğünüz gibi buradaki reş tuşu stop tuşuna dönüştü. Ne zaman ki ben stop'a basarsam burada
bu konuşma duracak. Şu anda durduruyorum. Yes diyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, pro dersler deneme olarak WoW formatında benim bu konuşmamı da buraya ekledi. Ben bunu istediğim projelerde kullanabilirim. Burada arkadaşlar şu an için sesle ilgili anlatımlarım bitti. Bir sonraki anlatımda, eğer araya herhangi bir arkadaşın bir talebi olmaz ise, bir sonraki anlatımda yazıdır, işte audio docking'dir, yine şurada multi kamera seçeneği var. Bunları da ikonları sırasıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Pro Dersler kanalımda Pinnacle Studio Ultimate 20 versiyonuyla videolarımızda ses düzenlemelerini nasıl yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi abone olup bana olan desteğinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.